Kimi evliliğini dağıtmamak için elinden geleni yapar, kimi arkasına bile bakmadan uzaklaşır. Bu tavırlarda tabii ki burçların etkisi büyük. Uzman astrolog Şenay Yengel, burçların evliliğe bakış açılarını Magazin 8'e anlat. Söyledikleri mutlaka ilişkide yönlendirici olacaktır. Evlilikte hangi burcun sözü geçiyor? Evlilikte söz sahibi olma konusunda ustadırlar diyebiliriz. Kimler evliliğinde daha yapıcı, kimler her an ipleri koparmaya hazır? Soruların yanıtı az sonra Magazin 8'de. Yeteri kadar keskin ve baskıcı olup isteklerini yaptıracaklardır. Burçlar, erkekler ve kadınların karakter yapısı ve iç dünyaları hakkında önemli bir anahtar. İlişkiyi dengede tutmaksa ayrı bir yetenek istiyor. Peki evliliklerde kimin sözü geçiyor? Hanımlar, beyler, televizyonunuzun sesini açın ve uzman astrolog Şenay Yengel'in Magazin 8'e özel açıklamalarına kulak verin. Koç burçları her zaman ilişkide hayatın merkezinde olup yönlendirmek isteyip kendi kararları noktasında ısrarcı ve baskıcı olacağı için Koç burcu biriyle birlikteysek onun söyledikleri mutlaka ilişkide yönlendirici olacaktır. Yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu da bir Koç burcu. Geçtiğimiz aylarda güzel oyuncu Neslihan Atagül'le hayatını birleştiren Doğulu'nun evlilikte sözü geçiyor mu bilinmez, ancak ikilinin her konuda ortak hareket ettiği yüzlerinden okunuyor adeta. Bir boğa ile anlaşmak istiyorsanız onu kızdırmamanız gerekiyor. Zira evliliklerde daima sözü geçen taraf onlar olabiliyormuş. Boğa burcuysa son derece sabırlı, ilişkide fedakar taraf olacağı için karşı tarafı anlayıp onu mutlu etmeye çalışırken bir süre sonra ilişkide mutsuz olan ve fedakarlıklardan yorulan taraf olabilir. Bir boğa burcu mensubuyla birlikteyseniz onun sabrının ve fedakarlığının kıymetini bilmeli ve onun sabrını taşıracak davranışlardan uzak durmalısınız. Peki sadece boğalar mı böyle tersiniz? İkizler için de benzer bir durum geçerli. İkizler burcu eşinizi kızdırmazsanız gül gibi geçinip gidersiniz bizden söylemesi. İkizler insanı ilişkide her zaman karşılıklı iletişime ve fikirlere önem vereceği için onu kızdırmadığınız sürece ortak değerlerde buluşabilir. Evliliğinizle ilgili konularda birlikte karar almanın getirdiği güzellikleri deneyimleyebilirsiniz. Yengeç burçlarına geçiyoruz şimdi de. Naif, kırılgan yapılarından ötürü yengeçler daha yapıcı bir yol izlemekteymiş. Onlar çok duygusal doğalarından dolayı karşı tarafı kırmamak adına kendilerini kırıp istemedikleri şeyleri bile yapabilirler. O yüzden ilişkide yengeç insanıyla birlikte olan kişi her zaman yengeçe göre daha baskın bir yapıda olacaktır. Ve sırada aslanlar var. Adı gibi heybeti meşhur bu burcun temsilcileri nasıl dersiniz? Aslanlarsa onlar aynı doğadaki gibi sevginin dışında, emeğin, fedakarlığın dışında yaptırımlarla karşı karşıya kaldıklarında kükreyerek istediklerini yaptırma ve evlilikte söz sahibi olma konusunda ustadırlar diyebiliriz. Efendim, net ve keskin çizgileriyle bilinen başakların da aslanlardan pek bir farkı yokmuş. Tek fark, başaklar kükremiyor, onların söylemleri yetiyormuş. İlişkiden beklentilerinde keskin çizgileri vardır ve bunu yaptırmak için akıl oyunları ve söylemleriyle yeteri kadar keskin ve baskıcı olup isteklerini yaptıracaklardır. Terazi burcuyla devam edelim. Evli teraziler karşı cinse söz geçirebiliyor mu acaba? Onlar karşı tarafın daima isteklerini yapıcı yönde değerlendirdiklerinden rahatsız olsalar bile pek çok şeyi kabullenir taraf olurlar. İlişkilerde ılımlı olmak iyi, güzel, hoş, ancak sabrın da bir sınırı var değil mi? Sıradaki burcumuz akreplerin sabrı da öyleymiş. Sevgili akreplerse daima evlilikte son sözü söyleyen kişi olacaklarından sabırlı doğaları gereği sevgilerinden bir takım şeyler ihtimam gösterseler de sabır sınırları, keskin çizgileri aşılmaya başladığı anda ilk sözü de son sözü söyleyen de akrep kişisi olacaktır. Yay burcu şeker gibi, fakat kıskanmadığı zaman. Onların kıskançlık duyguları kabartılıp şüpheye düşmedikleri takdirde ilişkide karşı tarafın fikirlerine önem verirler, ama kıskanmaya başladıkları anda karşı tarafı asla dinlemeden ilişkiyi yönlendiren, belirleyen taraf kesinlikle yay insanı olacaktır. Oğlaklar biraz fevri ve baskın gibi görünseler de sonradan ılımlı bir yol çizebiliyorlarmış. Aşırı kıskanç, şüpheci ve her şeyi sağlam temeller üzerine kurmak istediklerinden dolayı baskın davranışlarıyla karşı tarafı isteklerini kabul ettirseler de yaptıkları yanlışları ilerleyen zaman içerisinde
içerisinde anlayıp ruhlarındaki duygusal tarafı özgür bırakıp daha ılıman bir hale gelebilirler. Kovalar biraz analitik davranırken, ilişkide tek taraflı fedakarlıklar söz konusu olduğunda kova insanının tepkisi de ilişkiyi devam ettirip ettirmeme noktasında belirleyici olacaktır. Balıklar sınırları zorlamadığı sürece asla söz geçiremezmiş. Son derece duygusal, naif yapılarıyla ilişkilerine her zaman karşılık beklemeden çok emek veren taraf olduğu için ilişkide söz sahibi olmaları kolay kolay kendilerine verilmeyecektir. Bu hakkı almayı başarmak için mücadeleci olup tepkilerini zamanında vermeleri gerekli.